Hayal. Seninle konuşmamız lazım. Çok acayip şeyler oldu. Buluşalım mı? Tamam. Görüşürüz. Ya Şule Hanım neden böyle bir şey yaptı Zehra? Ya demek ki biz Nadir denen bu adamdan şüphelenmekte haklıyız değil mi? Hande'ye bir şey yapmış olmalı ki Nadir'i bıçaklasın. Bilmiyorum. Bak şimdi, bu Şule ile Nadir'in gizli bir ilişkisi varmış. Ne? Evet, ilişki yaşamış bunlar. Kavga ediyorlar, sonra Şule Nadir'i bıçaklıyor. Yani öğrendiklerimizden sonra böyle bir şey olunca ben de Nadir'den şüphelendim doğal olarak. Yani... bu iğrençliği Nadir Hande'ye yaptıysa eğer... neden Şule Hanım daha önce bir şey yapmamış? Böyle bir adamla yıllarca nasıl ilişkisini sürdürebilir ya? Ben de onu düşünüyorum. Yani belki de Şule yeni öğrendi. Sonra kavga ettiler işte. O da Nadir'i bıçakladı. Belki de bunların Hande ile hiçbir alakası yok. Kendi ilişki kavgaları yani. O da olabilir. Bilmiyorum ki, tek ipucu Dilan'ın söyledikleri. Başka bir şey yok elimizde. Çok korkunç ya. Bu çok büyük bir şey. Bizim Zehra bundan %100 emin olmamız gerekiyor. Emin olmamızın tek yolu var. Ne? Mine. Mine Nadir'in kızı mı değil mi onu öğrenmemiz lazım bizim. Mine tamam da... sen nasıl DNA testi için bu heriften örnek alacaksın? Hallederim, ben alırım. Sen şeyi öğrensene, bu DNA testi nerede yapılıyormuş. Öğrenirim, öğrenirim. Sen bana bırak o işi. Çok geriliyorum, eğer DNA testinden Nadir çıkarsa ne yapacağımı bilemiyorum ben. Ben de bilmiyorum. Çok iğrenç bir şey ya. Bir şey diyeceğim. Mine eğer o evde kalıyorsa Serkan'la Şule Hanım susmuş olamaz herhalde. Bir şey biliyorlardır onlar da. Belki de bilmiyorlar. Hande çocuğu doğurunca öldü. Ya da çocuğu doğurup kaçtı, bir şey söylemedi yani. Bunu öğrenmenin tek yolu var. Nadir'in suçlu olduğunu kanıtlamak. Her şeyi anlatacak sonra. Senin ailenin ölümü. O belki de kaza değil yani. Onun arkasında biri varsa o da ortaya çıkacak. Çözülecek hepsi. Babaanne, sabah seni göremedim okula giderken, merak ettim. Dün gece çok korktum. Sana ne oldu öyle? Hiç. Nadir amca da çok kötüydü. Onu da çok üzüldüm. Şule ne olur beni affet. İyi bir annem olamadığım için. Nadir amca şimdi iyi mi? İyi. Ona ne oldu babaanne? Mineciğim bak, bunlar senin ilgileneceğin konular değil. Ben şimdi yalnız kalmak istiyorum. Olur mu? Çok ihtiyacım var. Tamam. Ama kendine iyi bak. Sen benim canım babaannemsin. Mine tamam da sen nasıl DNA testi için bu heriften örnek alacaksın? Hallederim, ben alırım. Sen şeyi öğrensene, bu DNA testi nerede yapılıyormuş. Öğrenirim, öğrenirim. Sen bana bırak o işi. Halacığım. Ne oldu? Niye böyle oturuyorsun? Babaannem. Babaannem çok üzgün görünüyordu. Neyi var onun? Canı sıkılmıştır, geçer. Belki de benim yüzümden canı sıkılmıştır. Senin yüzünden olur mu hiç kuzum? Neden böyle düşündün?
Sen canavarlardan mı korkuyorsun? Halan da canavarlardan korkuyormuş, öyle mi? Günlükte yazıyormuş. Bilmem ki. Belki de benim yüzümden üzülmemiştir, değil mi hala? Senin yüzünden üzülemez. Seninle birlikte mutlu olur babaannen. Duydun mu beni? Bakayım, dur bakayım. Güzel saçlarını örelim mi senin? Olur. Örelim hadi. Nerede? Tokalar, taraklar nerede? Şu çekmecede toka ve taraklar var. Hadi bakalım. Dön arkanı. Babaanne. Canım. Ne yapıyorsunuz burada? Halan saçlarını mı örüyor? Evet. Mine'nin saçlarını örüyorum. Gerçi babaannesi kadar güzel öremiyorum ama olsun. Olsun hala. Sen de çok güzel örüyorsun, tarıyorsun. Ya benim nazik bir yeğenim varmış. Oh. Tamam. Bitti. Hallettim. Oldu. Teşekkür ederim halacığım. Kuzum benim. Ben odama gidiyorum. Tamam. Babaanne, saçlarım çok güzel olmuş değil mi? Evet canım, çok güzel. Hayal, ben Mine'nin saçlarını aldım. Hı hı. Sen ne yaptın? Araştırabildin mi DNA testini? Tamam. Nadir Bey'den de örnek alırsak tamam bu iş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.